Müslüman düşmandan, kafirden korkar. Ondan çok da borçtan korkar bir adamdır. Borç yiğidin kamçısı değildir. Müslümanın belasıdır. Çünkü borçlu bir Müslümanın namazı, orucu, haccı, hayırları, hasenatı, cihadı, okuduğu Kur'anlar hep ipoteklidir kardeşlerim ya. Bildiğiniz ipotek ya. Şöyle bir esnafça konuşayım. Müminin borcu Allah'ın katındaki bütün ibadetlerinin ipotekli olması demektir. Başkasının parasıyla ticaret yapılmaz. Borç haram değil. Ama başkasının malıyla zengin olmaya niyet etmek aptalca, Müslümanca bir şey değildir. Adım adım git, kazan kazan büyü. Başkası kazanacak, onu alacaksın sen, onun malı üzerinden hayaller kuracaksın. Bu yok. Herkes krediyle alıyor. Kesinlikle herkes krediyle yaşıyor, doğru. Herkes Müslüman değil ama. Biz Allah'ın bir avuç seçilmiş kuluyuz. Biz bir dilim ekmek, bir zeytine razı olur, insanoğlunun minnetine razı olmayız, borçla yaşamayız. Çünkü borç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, gündüz kaçmaya, gece uyumamaya sebep olur. İlk yapacağın iş, borç aldığın adamın gittiği camiye gitmeyeceksin daha, hep sana bakıyor çünkü. Camiye gidenlerden idiysen eğer. Çocuklarımızı yalan konuşmuyor diye eğitiyoruz ya, bir de şunu da ilave etmeliyiz. Oğlum öleceksin ama borç almayacaksın. Kredi almayacaksın, burs almayacaksın. Lazım değil. Demeliyiz. Başkasının parası üzerinden borç alarak veya başka bir isimle alarak yaşamak Müslümanca değil kardeşlerim. Elbette haram da değil. Ama akıllı bir mümin başkasının malı üzerinden zengin olmayacağını bilmelidir. Burada illa banka kredisini konuşmuyorum. Müslüman zaten bankaya girmez. Biz onu konuşmuyoruz. Ama arkadaştan aldığın borç da yüz kızartıcıdır. Müslüman borçla yaşamamalı.